Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı tatiller. Uyan 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 uyan, uyan Türkiye uyan. Bırak tatili gel bak, neler yapıyoruz biz bak. Uyan 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 uyan. Evet arkadaşlar, uyanalım, günaydın diyelim. Ve nereden diyelim? Kırşehir'den diyoruz arkadaşlar. Kırşehir'den Türkiye'nin her bölgesine selam olsun arkadaşlar. Patronumuz, genç patronumuz, genç girişimci Mardinli ve tarih kokan Mardinli kardeşimiz buralara gelmiş. Kendinden duymadım ama dışarıdan efsanesini duydum. 2 ay fırını açar ve satar gider. Biz de dedik ki öyle adamlar da lazım bizlere. Neden lazım? Çünkü kaç kişiyi ekmek sahibi yapmış. Belki de diğer adamlar bunu yapamayabilirdi. Ve bunu görüp de cesaret alıp ve fırını satmış. Sonuçta orada en az 7-8 kişi çalışıyor, ekmek yiyor ve rekabeti doğuruyor. Daha hizmet, daha iyi kalite oluyor. Seni tanıyalım. İlkay Çetin hayırlı günler diyor. Tanıyalım kardeşim seni. Beni Kırşehir'de zaten. Ama Türkiye aç bilmiyordu. Kapa, aç kapa. Aç kapa değil, satıyorsun. Tabii. Yani aç kapa oldu mu ATM oluyor. Yani, tutuyoruz, yapıştırıyoruz. Aynen, satıyorsun aslında büyük, satan her zaman zarar eder. Alan kar eder. Ama ekmek davasında sen aslında bir nevi insanlara mekan açıp ekmek rızkını arayan mekanlar kuruyorsun. Öncelikle teşekkür ediyorum. Çünkü sen pısırıkmış olsaydın bugün biz de burada olmazdık. Evet, şapkası da BJK Beşiktaşlı herhalde abimiz. Bilmiyorum hangi takımı tutuyor ama sormadık. Abim neden biz? Neden biz? Ve neden buradayız? Aslında senin gibi adamlar genelde kalitesiz fırın yaptırır. Ucuz mal edip satar gider. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Fırınımızdan daha önceki fırınımıza da çalıştın. Memnunsun. Ortaklarım vardı. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz kardeşim. Evet. Kendisi Fatih neydi? Mardin'deki Ahmet Kaya. Ahmet Kaya'nın memleketi. Arkadaşımız. Ve burada da biliyorsunuz Neşet Ertaş var. Neşet Ertaş'ın şarkılarıyla büyüdük. İdris Güven, Mirza Başkan ve Nurettin kardeşimiz diyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar görüyorsunuz, az önce başka bir fırına gittim. Tamir yapılacak. Çok kötü bir fırın. Maalesef yani fırını 18 milyara yaptırmışlar. Biz de o fırına 20 milyar tamir parası alacağız. 18'e fırın yapılmış, 20 liraya biz tamir edeceğiz. Evet, günaydın diyor. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Değerli fırın kuran Musa Usta. Eyvallah, sağ olasın. Ayağımızın tozuyla geldik. Arkadaşlar durmak yok. Nurettin Tekin hayırlı günler diyor. Özcan Bicik selam, hayırlı işler Musa abi diyor. Arkadaşlar burada 4'e 4 bir fırın. Hatta 4'e 4 sığmadığı için 4.20'ye 3.80. Sonuçta biz şunu da diyebilirdik. Abi sığmıyor. 4'e 3.80 yapabilirdik. Ama hak hukuk her zaman ön planda. Söner Hamiyet Er, Recep Sever ve selam Salim izliyor. Hoş geldiniz arkadaşlar, sefalar getirdiniz. Şöyle hala hava soğuk, kumda buz var arkadaşlar. Soğukta buzlu bir kum. Evet görüyorsunuz arkadaşlar, buzlu kum hala donmuş bir vaziyette. Evet arkadaşlar, manzaramız bunlar. Burada şu an Kırşehir'deyiz. Engin Çağlar. Bugün bir Ankara'ya yolculuğumuz olacak. Diya Ustam, görüşlerini alayım Diya Ustam. Diya Ustam'ın adı aslında Diya değil. Neydi senin adın? Lo, 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 lo. Diya senin adın neydi? Laz Diya. Evet Ziya. Ziya Laz. Diya Laz. Soyadı da Laz arkadaşlar adamın. Özellikle yine orada garip arabalarımız duruyor. Evet arkadaşlar burada şimdi demir koyacağız, göreceksiniz. Evet, orada devam ediyoruz. Ustamız devam ediyor. Bu arada şuraya geçersem göreceksiniz. Biz nasıl fırın yapıyoruz? Fırını
bir kere yaptırın arkadaşlar. İkinciye yok. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Demiri görüyorsunuz. Yakından demiri görüyorsunuz. Yani burada ve harç doluyor. Tamamen harcı dolduruyoruz. Evet ustam, kolay gelsin kardeşim. Bu ekip 8 senedir beraberiz. 8 senedir bu Suriye ekibi ve aynı kardeş, enişte, oğul, kardeş. Kolay gelsin diyor Soner kardeşimiz. Eyvallah, sağ olsun. Osman Sarıkaya ve Ercan Şenor izliyor. Nurettin Bilgin izliyor. Evet arkadaşlar, buraya gördüğünüz gibi 4.20'ye 4.1 fırına başladık. Allah nasip ederse pazartesi fırınımızı bitireceğiz, kısmetse. Allah'ım utandırmasın diyoruz. Gerçekten diyar diyar geziyoruz arkadaşlar. Tüm memleketleri diyoruz ya, iyi fırın yaptırmak için öncelikle arkadaşlar fırıncıya sorun. Kaç yıllık fırınını sorun. 20 yıl önceki fırını sana gösterebiliyor mu? Süleyman Açık izliyor, hoş geldin. Veyahut 10 yıl önce yaptığı fırını gösteriyor mu? Maalesef Türkiye'mizde 2 senelik, 1,5 senelik fırıncı kardeşlerimiz var. Ve bakıyorsun yapıyor. Abdülkerim, bu niye böyle daşta açıldı abi burası? Niye açıldı? Alttan sıfır, oradan şey değil. Bak dikkat et. Açıyorsun, kaçıyorsun içeriye doğru. Ve 2 sene sonra fırın arıza veriyor arkadaşlar. Ve bu abimiz de biliyor yani, çoğu Konya söylüyor demeyelim de. Yani işini iyi yapan ustalardan Allah razı olsun. Yapmayana da bilmiyorum. Ali Orçoğlu, beni arar mısın diyor. İnşallah Ali abi, normalden arayacağım. Telefon numarasını yazmış. Arkadaşlar şu an 4'e 4. Artık Kırşehir'e de girdik. Kırşehir'de bizim kaçıncı fırınımız? 4. mü oluyor? 4 oluyor. Evet, Kırşehir'de 4. fırınımıza abi, demek ki sağlam yaptık ki tekrar buralara gelebildik. Yoksa şehire bile sokmazlar. Nuri Özbay, selamlar, Allah kolaylık versin diyor. Metin Çetinkaya ve Şenol Coşkun içiyor. Çiçek, Metin Çiçek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi duvarlarımız bir kalem gibi ve gerçekten işimizi severek ve aşkla yapıyoruz. Evet, yine söylüyoruz. Uyan 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 uyan, fırınını güzel yaptır, iyi ustaları bul gel. Bunlar çok önemli arkadaşlar tabii ki. Celal Özen, Samsun'un temiz, güzel, nurlu evladı, hoş geldin. Abdülkadir Doğan Mehmet'in vatansever, Allah razı olsun, vatansever kardeşim. Evet arkadaşlar, videolarımızı paylaşırsak YouTube kanallarımızda fırın kuran Musa Usta olarak ne kadar çok insanlara ulaşırsak bizim kazandığımızın her zaman zekatını hayırlara koşmaya çalışıyoruz. Herkese hayıra yoruyoruz. Son tuğlanı da abimizden camimizin bahçesine alacağız, zaten biliyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hile mi yapıyorsun Abdülkerim? Hayırdır Abdülkerim? He? Evet arkadaşlar, burada 5 kişilik ekip geldi. Uğur Ustam Ankara'da ve Savaş Bey bugün Çorlu'da arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şöyle kendimizi de gösterelim. Evet arkadaşlar, kendimizi de gösteriyoruz. Saç sakal karışmış birbirine. Ve inşallah fırınımıza devam ediyoruz. Bu sabah başladık arkadaşlar. Ve çok hava soğuk. Halen kar var. Çalışmalarımız tamamen devam. İbrahim Tekin, hoş geldin kardeşim. Şu lambayı kurtarın oradan çocuklar. Lambayı kurtarın bak. Lambayı kırabilir kepçe. Yeni yeni güneş açmaya başladı arkadaşlar. Soğuk ve hava şartlarında çalışmak gerçekten çok zor. Ekmek paramızı, rızkımızı arıyoruz. Sadece rızkımızı aramıyoruz. Rızık kapıları açmaya çalışıyoruz. Allah'ın bize vermiş olduğu vesilelerle bütün Türkiye'mizi diyar diyar geziyoruz. Emine bacım, salı günü ben oradayım. Ekibim pazartesi günü orada, beni izliyorsan. Hüseyin Söler izliyor, hoş geldiniz. Ve Şerif Emren, kolay gelsin, selamlar, bereketli olsun diyor.
Allah razı olsun, gönüller sevgiyle dolsun. Ekrem Akçan, kolay gelsin Musa Bey diyor. Ekrem Akçan'a selam olsun buradan arkadaşlar. Senol Coşkun, kolay gelsin abi, hayırlı işler diliyor. Evet arkadaşlar, Fırın Kur'an Musa Usta Türkiye'nin her yerinde olmak için yollara çıktık. Semih Bahar, dün neredeydik arkadaşlar? Dün Seyit Onbaşı'nın Gazi ve Seyit Onbaşı'nın memleketindeydik arkadaşlar. Şimdi de buradayız. Gene türkücü, meşhur türkücü neydi? Unutuyorum adını sık sık. Aslında dinliyorum. Maalesef unutuyoruz. Demek ki çok yorgunluktan. Ümit Akyol izliyor. Doğan Bayrak, Bayak Temur izliyor. Ya yeter Abdülkerim ya. Yeter ya. Ne kadar ses yaptın abicim ya. Evet arkadaşlar. Şu an çok yoğun bir harç kullanarak fırınımızı yapıyoruz. İzolasyonlarımız 1200 derecededir. Evet, fırını bir kere yaptırıyorsun. Bir kere yaptırıyorsan çok düşünerek iyi ustaya, iyi zamanda yaptırmak gerekiyor. Çünkü arkadaşlar bazen öyle fırınlar yapılıyor ki gidiyorum görüyorum, gerçekten ayakta durmuyor fırın. Pazartesi günü, salı günü bir bakım yapacağım fırına. Vallahi kapak takmaya korkuyorum. Çünkü yıkılacak diye çok korkuyorum. Fırınımızın her yeri dökülüyor arkadaşlar. Ama biz inşallah hayırlısıyla yapacağız arkadaşlar. Allah utandırmasın diyoruz. Bu arada yeni kahvaltısını yapan, çayını tıngır mıngır karıştıran, demli çay içen tüm dostlara selam olsun. Nerelerden arıyoruz? Ben evet Kırşehir'deyim. Sizler nerelerden bizlere ulaşıyorsunuz ve videomuzu paylaşıyorsunuz arkadaşlar? Bizlerin sadece izlemek yetmiyor. Paylaşmanız gerekiyor ki tüm insanlara ulaşalım. Hizmete koşalım arkadaşlar. Memleketimize, garibana, fakire, fukaraya ulaşmak için bizler çok fırın yapmamız gerekiyor. Çok daha yol almamız gerekiyor. Vatan bizim vatan, millet bizim millet, fakir de bizim, ihtiyaç sahipli olan da bizimdir. Belki bir gün o ihtiyaç sahipli, belki de bir ihtiyaç sahipliğe yardım edebilir. Onu biz ayağa dikersek. Cengiz Türkmen izliyor. Hoş geldin kardeşim. Evet, çok önemli bunlar. Arkadaşlar ne olursa olsun, sabah kalktığında dolabında zeytin peynirin yoksa, baba ben peynir istiyorum, simit istiyorum diyorsa, bu gerçekten Osman Mutlu, doğru mu kardeşim? Gerçekten yürekten bir baba için çok önemli bir sınavdır. Çünkü kendi yiyeceğini düşünmez, kendi giyeceğini düşünmez. Evladının aç kaldığında neler yapabilen bir baba, bir hayvan bile evladına veyahut yavrusuna çok farklı davranıyor. Onun için arkadaşlar ne olursa olsun çok çalışalım. Çoluk çocuğumuzun geleceğini hazırladığımız gibi fakir fukaraya da ulaşmak gerekiyor. Tiryaki Ekrem, kolay gelsin, hayırlı işler olsun kardeşim diyor. Mehmet Güngör ve Tiryaki Ekrem kardeşimiz diyor. Mehmet Güngör, kolay gelsin ustam diyor. Süleyman Azmoğlu, kolay gelsin Azmoğlu kardeşim. Gelemedik Allah'ın izniyle ama formanı sana gönderiyoruz. Belki de göndermişlerdir. Çünkü özel lisanslı forma, Samsun Spor'umuzun forması. Sen de Samsunları çok sevdiğini biliyorum. Ömer Azmoğlu abimiz. Kızı avukattır ve ustası bayandır. Hanımı da belediye başkan adayıydı. İnşallah bir dahaki sefere kazanacak. Zikri Koça Küçük, selam kardeş diyor. Abdullah Aslan izliyor. Hakkı Arar izliyor. Kendisini kamera dajanında alalım diyor. Evet arkadaşlar, nerelerde? Burada şu an Özay ailesinden yok. Onlar da buralarda görmek istiyoruz. Arkadaşlar ne olursa olsun, ben sizlerin evladıyım, kardeşleriyim. Herkesin, yani her kısmın, her bölgenin gerçekten seviyorum. Düşünce, duruş, görüş ne olursa olsun dürüstlük olduğu müddetçe önemlidir. Şenol Coşkun, selam Zonguldak merkezden diyor. Zonguldak'a selam olsun. Kömür ocağı, evet. Orada Zonguldak'ında hayat şartları gerçekten zordu. Celal Özen Beykoz'dan izliyor. Beykoz'a ve termal hemşehrilerimize selam olsun arkadaşlar. Celal Özen kardeşim, arada benim için videolar yapıyordun. Yine de yapmanı beklerim. Çünkü sen bizim canımızsın, evladımızsın.
Bizleri korumaya her zaman aday kardeşimizsin. Allah razı olsun. Hüseyin Yılmaz izliyor. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evet, Celal kardeşimin her zaman atkısı omuzunda durur. Samsun Spor, Samsun Spor diye yolda yürür Allah'ın izniyle. Evet, Samsun İstanbul Spor maçımız var. İnşallah Samsun Spor'umuz tabii ki öncelikle iyi oynayan kazansın, hak eden kazansın. Ama tabii ki gönlümüzde kırmızı şimşekler bu maçı alıp sevecekler diye yola devam ediyoruz. Hüseyin Yılmaz abim, doğru mudur? Evet arkadaşlar, sabah olduğu için yayınımızda çok kişi yok. Maalesef herkes daha uyuyor, tatilini izliyor. Ama inanın bizim tatilimiz, hiçbir şeyimiz yok. Biz devamlı yola devam ediyoruz arkadaşlar. Bizim için en büyük moral, en büyük dinlenik Ayhan Eser kolay gelsin usta diyor. Kütahya meşhur çapane kebapçısı Ayhan Usta. Evet, o kebapçıyı gerçekten herkes söylüyor. Evet, Ayhan Eser, Nurettin Bulgar'da izliyor. Celal Özen, inşallah yenip yolumuza devam edeceğiz. En büyük Samsunspor diyor. Celal Yılmaz ve Kenan Karabay izliyor. Evet, inşallah Samsunspor'umuzu Süper Lig'de görmek, yani orada ve kalıcı olmak. Evet, bir fırına bu kadar malzeme gidiyor arkadaşlar. İlginç değil mi olayda? Evet, 4'e 4 bir fırına giden malzemeyi şimdi göstereceğiz. Akıllara zarar. Baktığında bir inşaatı doldurur ama bu malzeme nereye gidiyor? Nereye gidiyor diye abi bu kadar malzeme? Bu kadar malzeme nereye gidiyor abi? Vallahi şimdi göstereceğim malzemeyi arkadaşlar. Evet, bu kadar içeride malzeme var. İçeride malzeme var ve buralarda 4'e 4 bir fırının malzemesini size gösteriyorum arkadaşlar. Burada bu kadar, evet burada çakıl var. Görüyorsunuz, çakıl var burada. Evet, bu kadar kum var. 30 metre, yani 48 ton kum var arkadaşlar. Yine 4000 tuğla var ve taban taşları var, özel yanmaz. Ve görüyorsunuz arkadaşlar, her yer malzeme. Bu kadar malzeme nereye gidiyor? İnanın ben yıllardan beri bu işi yapıyorum ama ben daha hala anlayamadım. Nerelere gidiyor? Yılmaz kolay gelsin, hayırlı günler diliyorum diyor arkadaşlar. Allah razı olsun. Evet, gördüğünüz gibi orada tuzlar var. Şöyle bakın şu malzemeye. 4'e 4 bir fırına bu kadar malzeme nasıl sığdığını inanın ben de merak ediyorum. Ama bu merakımı bir türlü de çözemedim. Çözebilen varsa gerçekten bize bu konuda yardımcı olsunlar. Çünkü çok halen buz mu? Buz mu abi? Buz mu? Evet, buz şu an. Şu görüyorsunuz arkadaşlar, buz olmuş tuğlamız. Hava çok soğuk. Enteresan bir soğuk. Mehmet Alay Atay izliyor. Hoş geldiniz Mehmet abim. Evet, bu kadar malzeme nereye gittiğini sorusunu alalım. Nerelerden arıyoruz? Nerelerden mesaj yazıyoruz? Nerelerden izliyoruz? Arkadaşlar, bir selamun aleykümü çok görmeyin bana. Sizden ricam, biz vatana, millete hizmet için yola çıktık. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan ayrı. Evet, şu an bir demir koyacağız. Bakalım demiri, yani arkadaşlar fırın bana yaptırmanız çok önemli değil. Ama gördüğünüz gibi tuzumuz da burada. Fırınımızın iyi olması, vatana, millete hayırlı, uğurlu olması. Evet, şu an demir koyuyoruz. Demirin boyu 12 metre. Ya aziz bir dur aziz ya. Yiyecek beni ya. Burhan Düşçeli'nin Remzi Oktaş ve Mevlüt Yazar izliyor. Evet. Evet arkadaşlar, şu an görüyorsunuz demir koyuluyor. İkinci bir demir koyuluyor. Maksat nedir? Bu fırının ağırlığı 80 tondur arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi 80 ton ağırlığında bir fırın. Harun Gül selam ustam diyor. Selam, kolay gelsin ustacığım diyor. Allah razı olsun. Bu demir işte bu fırının çatlamamasını, patlamamasını önlüyor. Arkadaşlar, nerelerden arıyoruz? Selamları eksik etmeyelim. Evet, yeni şu an izlemeye giren arkadaşlar. Kırşehir'deyiz. Dün Manisa'daydık. Seyit Onbaşı'nın yanındaydık. Ahmet Kaya'nın hemşerisine fırın yapıyoruz. Buranın sanatçısının adı neydi kardeşim?
Neşet Ertaş. Neşet Ertaş'ın da memleketindeyiz arkadaşlar. İç Anadolu bölgesindeyiz. Ve abimize ikinci fırını yapıyoruz. Ve burada da dördüncü fırını yapıyoruz. Derler ya kendisinin ikinci golü takımının dördüncü golü diye. Öyle oldu değil mi? Kendinin ikinci fırını ve buranın dördüncü fırını. Evet arkadaşlar. Mehmet Özay, Serpil Çelik ve Mehmet Emin Sürmeli izliyor. Oy Sürmeli Sürmeli. Güzel şarkı biliyorsunuz arkadaşlar. Remzi Oktaş, kolay gelsin Çorum'dan diyor. Evet, Çorum'a geliyorum arkadaşlar. Kargı'ya kısmetse cuma günü Çorum Kargı'da olacağız. Kısmetse, nasipse orada da bir dörde dört bir fırın yapacağız arkadaşlar. Hayden günaydın diyelim, uyanalım. Uyan 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 uyan. Uyan bak da biz ne yapıyoruz. Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Güzel bir kahvaltı çoluk çocukla gerçekten biz özledik. Bari sizler yapın. Biz çoluğumuzdan çocuğumuzdan ayrı vatana, millete hizmet için yola çıktık arkadaşlar. Kırda kışta, karda kışta, fırtınada savaşan askerlerimize, Mehmetçiklerimize de buradan selam olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin ve mekanları cennet olsun. Kalanlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyorum arkadaşlar. Şehitler bizim evlatlarımız. Evet, şehitler ölmez, vatan da bölünmez. Evet arkadaşlar, Yılmaz Şahin selam ustam diyor. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ve selavatuhu ve teybatuhu. Arkadaşlar selamınızı aldık. Allah'ım sizlere de selamını kabul eyler inşallah. Allah'ım sevdiği kullardan eylesin bizleri. Çalışmak da bir ibadettir ama ne olursa olsun düzgün olsun. Kardeşim oraya demir koyar mısın? Ustacım, ustacım buradan bir demiri yatır uyana götür. Kaldır iki tuğlayı, kaldır iki tuğla. Ver bir demir abicim. Sal uyana, bir tarafa bağlantıyı yap bakalım hadi. Haydi bakalım. Demet Akalın. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. İşçiliğimiz gerçekten sıfır hatayla gitmeye çalışıyoruz. Eniştemiz seyyar fırın ustasıydı. Takviye olarak getirdik onu. Abdülkerim'in eniştesi. Zaten çalışmasa da bakıyor Abdülkerim onu. Onun için çalışsın diyor. Evet, Murat Paraş izliyor. Şenol Koşkun selam diyor abicim. Yaşar Köksal izliyor. Hoş geldin Yaşar abim, Allah razı olsun. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şarjımız da bitebilir. Neden oluyor bilmiyorum. Evet, fırınımızı gerçekten malayla değil, harcımızı kürekle koyuyoruz. Bol kepçeyle koyuyoruz. Evet kardeşim, bir demir atar mısın? Haydi bakalım. Haydi bismillah. Allahu Ekber. Evet. Şöyle. Aslında kesmesen de olurdu. Kesmesen de olurdu. Bir tane boy at o yana doğru. T1'in üzerine gitsin kardeşim. Anladın mı? Şuradan alıyorsun. Buradan alıyorsun bir tane uzunu. Oradan bir harcın üzerine atıyorsun. Enişte bir dakika, oraya bir tuğla koyma. Şuradan bir tane daha şey ver oğlum. Demir ver. Demir verin. Bir dakika, buradan uyana bağlayacağım. Buradan uyana. He, aynen öyle yapacağız. Güzel olsun. Kitleyelim arkadaşlar. O değil, o değil, o değil. Büyük, 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 büyük. Oradan devam et. Buradan al, devam et. Sarsın. Getir abicim. Evet. Murat Fatoş selam, Faraş selam olsun diyor. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, temel nasıl oluyor diye merak edenlere ve telefonda 0542 717 39 55 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Ev önünde fırın yapmak isteyen tüm dostlarımıza yardımcı oluyoruz. Yeter ki kendi fırını kendin yap. Amatör fırın tabii ki, profesyonel değil. Amatör fırınlarda, ama ille de profesyonel de yapmak istiyorsan onu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çek abicim. Evet görüyorsunuz, demirlerle sarılıyor. Arkadaşlar neden pahalı fırın? Neden 5 lira pahalı Musa ustam diyor. Biz o kadar para kazansaydık helikopterle inerdik burada. İnanın pahalı yapan adam daha az para kazanıyor. Buna emin olun arkadaşlar. Mustafa Karadeniz izliyor. Karadeniz deyince yüreğimde böyle bir mavi ve yemyeşil alanlar geliyor aklıma. Yaşar Köksal kolay gelsin. Hayırlı uğurlu işler olsun. İnşallah güzel kardeşim diyor. Güzel dualarından dolayı
güzel sözlerden dolayı Allah senden razı olsun. İnşallah bu güzel sözleri zekat olarak sayar Cenab-ı Allah. Güzellik, gülmek, sevmek ve hatayı görmemek, insanları hatasıyla beraber sevmek çok güzel bir şeydir. Murat Arzu İkci izliyor. Hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi köprüyü kurduk. Burada kolonlar var aslında. Buradan ama biz ne yaptık? Bu demirle her iki tarafı bağlamış olduk. Doğru mu enişte? Evet, Ahmet Bacak ve Ziya Bektaş izliyor. Hoş geldin Ahmet Bey ve Ziya kardeşim. Sefalar getirdiniz. Evet, dörde dört bir fırın. Bu kadar malzeme, az önce demiştik ki nereye gidiyor? Dörde dört bir fırında bu kadar malzeme nereye gidiyor? Nasıl koyuluyor? Görüyorsunuz arkadaşlar, 70 torba çimento ve 4000 tuğla, 12 izolasyon, 30 çamur ve 90 taş ve burada 30 metre kum, 2 metre çakıl, 1000 tane 30'luk yığma tuğla, 2 ton tuz ve 13,5'lük 500 tuğla ve yutong ve demir. Nereye gittiğini biz de inanın bilmiyoruz. Çünkü bu kadar malzemeyi Jura Bek izliyor. Hoş geldiniz Jura kardeşim. Herkese günaydın diyoruz tekrar. Yeni kalkan, yeni kahvaltısını yapan arkadaşlara afiyet şeker olsun. Murat Arzu İnci Almanya'dan selam, kolay gelsin diyor. Almanya'da şu an Murat abi saat kaç? Orhan Alev ve Hasan İknur Erkül izliyor. Orhan Kartal, kolay gelsin Musa Ustam diyor. Orhan Kartal kardeşimiz de bizi izliyor. Şu an bayağı kaldırdık, uyandırdık milleti. 45 izleyicimiz var. Evet, 45 izleyicimiz var. Biz dün akşam geldik. Umutcan ve Şener Yılmaz izliyor ve Orhan Alev, kolay gelsin Alev. Allah hayırlı işler nasip etsin diyor. İlkay Çetin, evet hoş geldin Çetin kardeşim, sefalar getirdin. Evet, Murat Arzu İkci izliyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, işçilik gerçekten burada. Bizim yaptığımız fırınlar, tarih fırın yapıyoruz. Fırınlarımızı ileride yıkmak için kimisi dua ediyor, kimisi beddua ediyor. Ben Salih Ustam'dan gördüm bunu. Evet, Ahmet Kapmer, Kapmer izliyor. Hoş geldin abi, kolay gelsin diyor. Evet, İbrahim Elibol, Ahmet Kaplan izliyor. Sezgin Çetin, kolay gelsin ustam diyor. Ahmet Kaplan, Sezgin Çetin. Evet arkadaşlar, nerelerden izliyoruz? Murat Faraj, ustam bir köy fırını kaç paraya çıkar? Metrekaresi önemli kardeşim Murat Faraj. Kendin de yapabilirsin. 0542 717 3955 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin her yerine, yeter ki bizlere güvenip bizlere teslim olun. Bu abimiz gibi, işte gördüğünüz gibi bu abimiz bizlere kaporasını gönderdi ve malzemesi geldi, biz de geldik. Evet Murat ustam bir, evet, kaç paraya yapacağımızı veya nasıl yardımcı olacağımızı Murat abi direkt özelden arayabilirsin. Ahmet Kaplım Ankara'dan izliyorum abi, görüşelim diyor. Pideciyim ben diyor. İnşallah bugün Ankara'ya geleceğiz. Yorumlar çok hızlı geliyor. Avusturya'ya selam olsun. Evet, Avusturya'dan selam diyor İlkay Çetin. Allah razı olsun. Orhan Kartal, Edirne Merkez selam olsun Edirne'ye. Sıtkı Güney izliyor. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evet, çok Mehmet Yıldırım da izliyor. Orhan Kartal da izliyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok yoğun bir şekilde işçiliğimizi görüyorsunuz. Şu duvarın güzelliğine ve işçiliğine bakın. Bu alt zemini yapıyoruz arkadaşlar. Murat Faraj, tamam ustam diyor. Yine veriyorum telefonumu. Mahmut Kartal izliyor. Her an şarjımız bitebilir. 0542 717 39 55 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Sabahın erken saatinde yola devam ediyoruz arkadaşlar. Durmak yok. Bugün Ankara'da bir ekibimiz var. Ankara'da büyük bir tamir yapılacak. Ercan Genç ve Selahattin izliyor. Hoş geldiniz kardeşlerim. Sefalar getirdiniz. 0542 717 3955 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımızda, evet, YouTube kanalımızda Umutcan Siirt'ten selam olsun. İzlediğin takdirde her kazandığımız para sizlerin adına
hayra veriliyor arkadaşlar. Çok önemlidir. Siz YouTube kanalını izleyip abone olup paylaştığınızda bizlere oradan para geliyor. İnanın biz meşhurlukta şunda bunda ihtiyacımız yok. Allah'a binlerce şükürler olsun. Sizlerin sayesinde ben çok güzel yerlere geldim. Allah hepinizden razı olsun. Mustafa Öz, Usta Manisa ya nereye yaptınız fırını diyor. Evet, Saruhan'a yaptım güzel kardeşim Mustafa abim. Biz amacımız Türkiye'ye hizmet etmek, bizi izleyen sevdiğimiz dostlara layık olmaktır. Evet, YouTube kanalından gelen paralar arkadaşlar tamamen yol, fakir, fukara, yetim, yaşlı dul teyzelere ve yardım olarak gidiyor. Arıkan'a gidiyor ve Mali'ye gidiyor arkadaşlar. Bu hizmetlerde de zaman zaman görüyorsunuz. Namık Kemal izliyor. Aslında şunu diyebilirsiniz. Yaptığını neden söylüyorsun ustam? Sizleri teşvik ediyorum arkadaşlar. Hayra davet ediyorum. Şere değil, hayra. Hayrın yolunda beraber yürüyelim ki he bir dünyada da ne yapalım? Beraber cennete gidelim inşallah. Ömer Cangür, selamun aleyküm, hayırlı işler, kolay gelsin Musa ustam diyor. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü ve selavatü ve tevbatü. Arkadaşlar Allah'ın selamı üzerinizde olsun. Allah'ın bereketi ve hayırlı duaları, güzel Allah dostların hayırlı duaları üzerinizde olsun. Ve Allah'ın bereketi de üzerinizde olsun. İki defa bereketi diyemedim farkındaysan. Çok konuşmaktan da bereketi dedik. Demek ki bizler de hata yapabiliyoruz. Bir laf vardır ya, çok söz yalansız, çok para haramsız. Çok paramız yok Allah'a şükür. Ama çok sözü de gerçekten çok çalıştığımızdan dolayı yapıyoruz. Bizim yalanla, yulanla işimiz yok. Siyasetle işimiz yok. Siyaseti zaten 2 günlük bir başkanlık yaptık. 2 gün sonra başkanlığı bıraktık. Çünkü senden başkan olmaz dediler bana. Adnan Güvenç. Neden dediler biliyor musun? Senden başkan olmaz. Ustam dediler, sen her şeyi hemen yapıyorsun. Siyasette her şey hemen olmamalı. Zamanını beklemeli. Yavaş yavaş yapmalı. Köylü yapmalı. Sadece sen değil. Aptal mısın? Veyahut da şunu da diyorlar. Şeytan konuşuyor tabii ki. Caminin minaresini sen niye yaptırıyorsun? Niye para topluyorsun? Köylü yaptırsın. Köylü ayağına çorap alamıyor kardeşim. Nasıl yaptırsın? Bunları da Allah konuşturuyor. Ama şunu bilin arkadaşlar. Hayır işlerine koşan, hayra yardım edeni Cenab-ı Allah seviyor ki nasip ediyor. Yoksa eğer kalp ne? Allah razı olsun. Arif Göktaş izliyor. Diyor ki burada kim böbreklerine zarar verir? Ve duaz rüyasında görüyor. 1600 küsür işçiyi topluyor. Kardeşim diyor, Yaşar Öndeş diyor. Ben diyor bu gece bir rüya gördüm. Bu caminin hayrını bir terazinin kasesinde duruyor. Başka biri geldi, kaseyi kaldırdı. Tam denk geldi diyor. Bu ne hikmettir diyor. Ne yaptınız? Bir şey mi aldınız bir yerden diyor. Bir hayır mı girdi bu caminin içine diyor. Tabii oradan mazlum bir eleman diyor ki, padişahım diyor, ben diyor içim çok yanıyordu. Buradan diyor bir nene geçiyordu. Elinde bir bakraç yoğurt vardı. Al uşağım iç bu yoğurdu dedi. Ben kana kana içtim o yoğurdu dedi. Allah'ım içinize serinlesin dedi nene. Allah yar ve yardımcınız olsun dedi ve nene gitti. Evet arkadaşlar, o nenenin bir bakraç yoğurdu Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptığı koca bir caminin abi aynı sevabını aldı. Şu an anlatırken gerçekten gözlerim yaşarıyor. Yani trilyarlık adam bir araba hediye etmiş ne olacak ki? Ama sen bir hastaya 2 kilo mandalina götürürsen, geçmiş olsun, Allah şifa versin sana dersen, işte Allah diyor ki, beni niye ziyarete gelmedin ey kulum, ben hastaydım. Ya Rab, ya Rab, sen hasta olmazsın, sen ziyaret ihtiyacın yok. Mehmet vardı ya orada, hasta yatalaktı, o bendim işte, o hasta bendim diyor. Neden onu ziyarete gitmedin diyor. Arkadaşlar ne yapmak lazım? Küs kalmamak lazım, dost kalmak lazım. Dostu hata başınıza arttık.
Kusura bakmayın. Allah hepinizden razı olsun. Benim gibi geveze ama bir o kadar da çalışkan, vatanını seven, bayrağını dalgasında gören ve ezanını minaresinde görmek isteyen tüm mümin kardeşlerimize, Türk milletine, vatanseverlere selam olsun diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet ediyorum. 0542 717 3955 ne olur telefondan bizlere ne yapıyoruz? Ulaşıyoruz. YouTube kanallarımızı izlersek arkadaşlar oradan gelen paralar kuruş kuruş hayra doğru koşuyor. Ve sen de sebep ol ki o hayra bir dünyada amel defterinde açıldığında sol omuzumuzdaki defteri açalım ki sağ omuzumuzdan o sırat köprüsünü koşa koşa gidelim. Yanmadan gidelim arkadaşlar. Yanmadan buluşalım. Kasım Arıkan, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, bugün belki bir Ankara yapabiliriz. Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle, saygıyla, ne oldu la? Ulan ne oluyor oraya? Su yukarıya doğru çıktı. Arkadaşlar Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. Gönlünüz sevgiyle, mutlulukla dolsun. Çoluğumuzu çocuğumuzu sevelim, sayalım ve birlik ve beraberlik olalım. Komşu haklarına dikkat edelim. Komşu ziyaretlerine en azından telefonla arayıp halatı soralım. En azından cumartesi pazar boşluklarımız var. Annelerimizi, babalarımızı ziyaret edelim. Çünkü onlar bizim için büyüktür.